احنا نشكر، احنا جينا مهجرين هناك كتل وموت. يلا احكي يسار. ما جريك var mı? Tabii. Ha, diyor ki biz buradan teşekkür ediyoruz. Geldiğimizde bizi kabul ettikleri için. Biz oradan yani zorla geliyoruz. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiği için. Tanju Özcan'ın bizi istemize bir anlam bulamıyoruz. Hani bir sebebin olduğunu düşünmüyorum. Bir de hani bizim genel konuşmak istemiyorum ama bir zararımız olmadığını düşünüyorum. Bazılarının bir zararı olabilir ama ben kendi adıma konuşsam bizim bir zararımız olmadığını düşünüyorum. Neden istemediğini çok merak ediyorum açıkçası. Sevk edilmesiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi bence hiç hoş değil. Yani siz işgal çözülmesini doğru bulmuyor musunuz? Doğru bulmuyorum. İnsanlar düşüncesinden dolayı bir şey söyleyebilir, konuşabilir ama parti atmak hiçbir çözüm olmadı ki bu zamana kadar. Bu cinsiyetçi söylemleri nedeniyle. Ha, cinsiyetçi söylemi çok hiçbir kabul edecek bir mesele değil o. Hakikaten etik de değil, bir hukukçuya da yakışmaz bence. Yani böyle bir şeyi de hiç hoş, ben karşılamam. Hangi kim nerede olsa olsun fark etmiyor. Daha ama yine de ihraç edilmemeli miydi? Yani tabii ki edilmemeli. Edildi de hiçbir çözüm değil. Çözüm insanlar şuradaki vicdanı, beyin, düşünceler silemediği sürece o hastalık hep duruyor. İnsanlar kim olursa olsun, o Tanju'ya göre değil benim söylediğim. Peki Tanju Özcan'ın mültecilere karşı tavrını nasıl buluyorsunuz? Valla öyle şey zam yaparaktan değil de hani bunu toplum, devlet, hepsi bir siyasi parti, hepsi bir araya gelip yapması lazım. Kişi, eğer bir kişi bunu bir şey yapırsa hep böyle hedef haline gelir. Ötekiler de hep haline gelir. Ülkemiz de kaybeder, vatandaş da kaybeder, o da kaybeder. Herkes kaybeder bana sorarsanız. Ama topyekun o bir sorun mu? Sorun. Yani dünya, Yunanistan'da insan hakları var da oraya geldi de geri gönderiyor da bir şey olmuyor. Bizim Türkiye'de mi insan hakları geri göndermiyor? İnsan hakları çıkıyor. Siyasetçiler de yanlış yapıyor hepsi bir. Onu bence hepsinin bir araya gelip partilerin bir araya gelip çözüp sivil toplum örgütleri onları kendi memlekete göndermeli lazım. Bu bizim, bence bir projedir bu. Birileri yarın bir gün PKK'dan daha fazla şey söylerler. Hak isteyecekler onlar yarın. Siz genel olarak memnun musunuz? Evet. Bu biraz bir cinsiyetçi söylemleri oldu kadınlarla ilgili. Sizi rahatsız etti mi? Yok, beni rahatsız etmedi. Mülteciler hakkındaki görüşleri katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Destekliyorum onu. Evet, o konuda. Haklı yani. Peki mültecilerle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Destekliyor musunuz kendisini? Memnun musunuz? Katılıyorum ben ona. Katılıyorum ama o kadar da sert olmayabilir. Yani onlar da sonuçta kaçmış gelmişler. Hani onlar da çaresizler. Hani gidin buradan gidin illa falan diye bu kadar sert olmayabilir. Yaşamıyorum. İstanbul'da yaşıyorum ama Bolulu'yum. Tanju Özcan'ı da takip ediyorum. Üstelik çok da takdir ediyorum. CHP'den ihraç edilmesiyle ilgili bence büyük bir haksızlık yapılıyor. Bence kendisi de bıraksın CHP'yi, Muharrem İnce'nin partisine geçsin. O da bir sonuçta CHP'nin devamı olan bir parti. Bu arada Tanju Özcan'dan çok memnunum. Takip de ediyorum. Bence çok düzgün bir adam. Ama ihracı aslında cinsiyetçi söylemleri nedeniyle ihraç için sevk edildi. Ya bence o cinsiyetçi söylemleri için değil, bence Tanju Özcan'ın gerçek ihraç nedenleri bence birkaç tane var. Takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim. Bir tanesi mesela Cumhurbaşkanı'nın faizleri indireceğim dediğinde ona destek vermesi, en yakın çalışma arkadaşı olurum demesi, bu CHP'de bence olmadı. İkincisi Faik Özsıra eleştirmesi. Üçüncüsü bu göçmenler konusunda CHP'nin hiçbir çözüm fikrinin olmadığını söylemesi. Yani bence açıkçası hepsini toplarsak adamın her şeyi dosdoğru konuşmasıydı yani. Cinsiyetçi söylemleri falan değil. Yani Tanju Özcan ihraç edilse de edilmese de yani halk arkasında Tanju Özcan'ın. Yani şu anda Tanju Özcan'ı başarılı görüyorum ve kendisini de destekliyorum yani. Mültecilerle ilgili görüşlerini nasıl buluyorsunuz? Sonuna kadar destekliyorum Tanju Özcan'ı. Sonuna kadar destekliyorum. Yani baştan sona kadar haklı yani. Yani partlara gidiyorsun. Ya tamam, illaki zor durumda, savaşta oldu. Hani biz kalkıp bunları şöyle yapalım, böyle yapalım demiyoruz. Yani illaki bu bizim başımıza da gelebilir ama hani her şey belli bir şeye kadar. Bir de çok rahat takılıyorlar adamlar yani. Hiç gece yarına git şey deler,
parklardalar. Mültecilerle ilgili bir şey. Ondan sonra işte yani bazı böyle mültecilerle ilgili sapık hareketler ya sosyal medyada şurada burada haberlerde görüyoruz. Ya bunlar da çok hoş değil. Yani bunların için bir devletin bir önlem alması gerekiyor ama hani pek de bir önlem göremiyoruz. Yani. Hangi ülkeden geldiniz peki? Irak'tan geliyoruz biz. Ne zamandır buradasınız? 9 yıldır buradayız biz. Hem babamı tehdit ettikleri için biz buradayız. Oysa ki evet, orada kalırdık. Peki ihraç edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu şeyi abi, bizi yani. Türkiye'den çıkartmasını mı yoksa? Yok yok. Tanju Özcan kadınlar hakkında biraz cinsiyetçi konuştuğu için CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Partiden ihraç edilecek. يقول لي يحكي على هو مثل عنصرية شو تحكون عليه شو تقولون biz bir şey söylemek istemiyoruz çünkü sonunda biz hani bizim bir hakkımız olmadığını düşündüğümüzden dolayı biz açıkçası açık bir yorum bulunmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun.